Cevdet'le birlikteyiz. Hemen vakit kaybetmeyelim. Sayın Cevdet, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet, dünyada sular yine kaynıyor. Bize geleceğiz ama dünyada sular kaynıyor. En popüleriyle başlayalım mı? Avrupa Merkez Bankası Başkanı dün çıktı. Ne yapmaya çalıştı? Açıkçası ben anlamadım. Biraz bize bunun tercümesini yaparsanız, tabii bunu da yaparken aynı zamanda dolar avro paritesi, dolar TL paritesi neler oluyor? Biraz bunu konuşarak başlayalım mı? Tabii. Şimdi Avrupa Merkez Bankası toplantısını yaptı. Faizlerde bir değişiklik söz konusu değil. Ama bildiğimiz, aşina olduğumuz mesajları vermeye devam etti. Geçen hafta bahsettiğimiz Avrupa Komisyonu'nun 315 milyarlarlık paketiyle ilgili hiç bağlantılı bir soru gelmedi. Bu konuya da hiç değinmedi. Ama yanıtlarda bir şeyler açığa çıkıyor. Belli ki Avrupa Parasal Genişlemenin ayakları biraz daha farklı zamana yayılacak. Oy birliği aramadıklarından bahsediyor. Teminatlı tahvil alımlarının devam edeceğinden bahsediyor. Ama yani teminatsız tahvil alımından hiç bahsetmiyor. Gereken parasal genişlemenin yapılacağından bahsediyor. Zamana yayıyor. Belli ki beklentilerde hızlı bir olumsuzlaşmaya pek izin vermeyecekler. Euro'nun değer kaybından rahatsız olmadıklarını söylüyorlar. Belli ki Avrupa'da durgunluğun aşılması için Euro'nun değer kaybını biraz olumlu karşılayacaklar. Belli miktar enflasyona da memnuniyetle karşılayacaklar ve Euro'nun değer kaybına karşı çıkmayacaklar. Buna karşı bir önlem almayacaklar. Bu tabii ki gelen açıklamalar, örneğin bizim açımızdan ne anlama geliyor dersen, bir, parasal genişleme lafı bilinen bir şey, yeni bir şey değil, zaten fiyatlanmış. Ama Euro'nun değer kaybı bizim için kötü haber. Avrupa'ya olan ihracatımızda aksamalar olabilir. Başka, Avrupa'dan temin ettiğimiz kaynakların geliş şekli farklılaşabilir ve yeni şekiller bize çok fazla uymayabilir. Ne tip farklılıklar olabilir mi? Örneğin Avrupa'dan kaynak bulurken daha çok şöyle bulabilirsin. Mal karşılığı, mal alırsan kredili belki finansman bulabilirsin. Sadece parasal kaynak bulmakta biraz daha zorluk çekebiliriz. Burada bir şey sorabilir miyim? Bu çok önemli. Tahvil olarak gelirse... Bazı çöp tahvillerin de bizim bünyemize girme riski var mı burada? Nasıl pardon? Yani diyelim ki para yerine tahvil olarak verdiler. Siz de karşılığında artık para mı basarsınız, ne yaparsınız bir yerlerden dediler. Bize herhangi bir çöp tahvil gelme riski var mı burada? Hayır, yok. Yok değil mi? Yani Türkiye'nin tasarrufu bol olsa o paraya karşı bir şey verebilirler. Biz borç arayan bir ülkeyiz. Bizim öyle bir riskimiz yok. Nakit ihtiyacımız var. Peki bu hem dolar avro paritesinde hem de Türk lirası dolar özellikle baktığımızda ne oluyor? Çünkü Draghi açıklama yaparken bu dolar avroda da bir gidiş gelişler oldu. Ki keza Türk lirası bazında da aynı. Ama biz hani dolar temelli konuşursak, çünkü galiba belirleyici olan dolar burada. Tabii burada euro dolar paritesi. Basın toplantısından önce 1.23 seviyelerindeydi parite. Soru cevap kısmından sonra kademeli biraz toparladı. Kar realizasyonları geldi. 1.24'lerdi ama şu var. Biraz daha geniş zaman içinde baktığımızda parite 1.25'in altına indi. Artık üstüne çıkamıyor. Dalga dalga üstündeki baskı büyümeyi sürdürüyor. Bu ne demek? Bu gelişmekte olan ekonomiler konusunda belirsizliğin artmaya devam ettiği şeklinde düşünmek lazım. Geçen hafta OPEC toplantısından çıkan petrol fiyatı kararı da euroyu baskı altına alıyor olabilir. Riskten kaçınma eğilimi arttıkça en çok kaldıraç kullanılan para dolar olduğu için dolar talebi ön plana çıkıyor. Tabii ki buna karşılık tüm paralar euroda aralarında olmak üzere değer kaybediyor. Bu tabii ki 2015'in daha önce öngörülenden daha sıkıntılı geçebileceği, önümüzdeki 3 yıla ilişkin büyüme tahminlerinin anlamını kaybettiği anlamını da teyit ediyor. Yani piyasalar Euro'nun 1.20'nin altına kaymasını 2015 ikinci çeyreğinden önce beklemiyordu. Ama şimdi acaba daha mı erken olacak? Riskten kaçınma dalgaları daha erken ve sert şekilde mi gelecek endişeleri var? Çok fazla dillendirilmeli yalnız. Peki buradan yine bağlantılı olarak petrol fiyatlarını bir geçelim istiyorum. Çünkü orada bir gerginlik var. Ve o gerginliğin de devam ettiğini görüyoruz. Şimdi bir de son 2-3 gündür bir 60 dolar lafı zikredilmeye başladı ki Nihat Seybekçi de bugün aynı şeyi söylemiş. Şimdi niye 60 dolar? Birincisi bu gelişmeleri, bütün gelişmeleri nasıl etkiler? Bir de yani şimdi düşüyorsa düşüyordur. 60 dolar diye ifade edilmesinin nedeni ne? 60 dolar ifadesinin tabii ki bir takım anlamları var.
çok değişik açıklamalar yapabiliriz ama burada öncelikle Rusya'nın içindeki 60 dolarlık seviye, 60-65 dolar arası kritik bir seviye. Fiyat 60-65 doların altına inerse beklentiler daha hızla bozulacak. Rusya daha ciddi önlemler almak zorunda kalacak. Bu önlemler ne olabilir? Bir, Batı'ya teslimiyet şeklinde olabilir. İki, tam tersine daha agresif tavırlar sergileyebilir. Krizi tercih edebilir. Geleceğini kurtarmak için başka hamleler gündeme gelebilir. Tümüyle siyasi. Yani burada kısa vadeli ekonomik sonuçlar açısından bakmadan gelecekteki endişelerini giderecek bir takım hamleler söz konusu olabilir. Jeopolitik riskler büyüyebilir küresel açıdan. Şimdi bu 60 doların böyle bir anlamı var. Hı hı. Şimdi bağlantı kurmak için OPEC toplantısı öncesinde Brent petrol fiyatının 78 dolar seviyesine kadar geldiğini bir hatırlayalım. Toplantı sonrasında beklenen karar çıkmış olmasına rağmen 72 dolara gerilemesi, bu hafta başında 67-68 dolara kadar gerilemesi, o 60-65 dolar bandına çok yaklaşıldığını düşündürüyor. Fiyat 80'e doğru toparlamazsa eğer, o yeni satış baskısıyla 60 hatta daha aşağıya gelebilir. Şimdi soru şu, peki petrol fiyatı 60'ın altına gelirse ne olur? Hı hı. Gelişmeleri nasıl etkiler? Bir, başta Rusya olmak üzere petrol ihraç eden, enerji ihraç eden tüm ülkeler ciddi bir ödeme sıkıntısına girebilir. Dış talepleri azalabilir. Onlara mal satan ekonomilerin durumu da dolaylı olarak zorlaşabilir. Ve dünya ekonomisinde çok ciddi bir daralma baskısı oluşur. Riskten kaçınma eğilimi güçlenir. Yeni bir küresel krize doğru hızla koşulur. Şimdi 60 dolar sınırı yeni bir küresel kriz açısından da bir alarm anlamındadır. Biz Türkiye'de bizimkiler sadece petrol fiyatı düştü bize yarıyor diyor. Hayır. Biz petrol fiyatının düşünden yararlanıyoruz ama biz petrol fiyatının yükselişinden yararlanan ülkeye de bayağı bir ihracat yapan bir ülkeydik. O sermaye hareketlerinin bolluğundan yararlanıp büyüyen dış net tasarruf açığını finanse eden bir ülkeydik. Şimdi ne oluyor? Bir takım ülkeye eskisi gibi mal satamamaya başlıyorsun. Durgunluğun dolaylı ve doğrudan etkilerinden daha yoğun yaşıyorsun. Riskten kaçınma eğilimi güçlendikçe o büyük boyutlu dış finansman ihtiyacını karşılamakta zorlanıyorsun. O zaman hiç istemediğimiz şeyleri de yaşamak zorunda kalabiliriz. 60 dolar ve altı bizim için de en kötü senaryo anlamına gelebilir. Yalnız petrol ihraç edenler için değil. Peki mesela bu aşamada Suudi Arabistan başta olmak üzere tavırlarını anlayamıyorum ben. Yani resmen düşsün diye her şeyi yapıyorlar. Şimdi söylediğinizde çelişiyor. Burada bir çelişki var. Bunu nasıl açıklamak gerekiyor? Şimdi OPEC'in kararıyla ilgili ortada iki tane gerekçe var. Niye OPEC arzı kısmadı? Hı. Dünyada petrol talebi daralırken fiyat düşer. Ya petrol talebi artacak fiyatın düşmemesi için ya da arzın kısılması gerekiyordu. Hı hı. Talep daralıyor, bunun toparlaması mümkün değil kısa vadede. O zaman arzın kısılması lazımdı fiyatların düşmemesi için. OPEC 96 milyon varil günlük üretim var. OPEC'in ihracatı 30 milyar milyon varil günlük bazda. Bu rakamda kısılması, şöyle 27'ye vesaire inilmesi önemliydi ama OPEC bu kararı almadı. OPEC'te çoğunluk kim? OPEC'te çoğunluk Amerika'ya aşırı bağımlı ülkeler tarafından oluşturuluyor. Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri. Buna karşı çıkan, daraltılmasını isteyen Venezuela, işte İran gibi ülkeler azınlıkta kalıyor. Hı hı. Ben kararı Amerika'nın isteği doğrultusunda çıkmış bir karar olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle birilerinin iddia ettiği gibi kayaç gazını sabote etmek, petrol tabii yeniden artırmak için yapılmış bir hamle değil. Bunu Rus Bakan Lavrov da söylüyor. Batı'dan da bu şekilde yorumlar geliyor ama ben Suudi Arabistan'ın Amerika'nın izinsiz tuvalete gidemeyeceğini düşünüyorum. Suudi hanedanı aşırı bağımlı ve bu kararda Amerika'nın parmak izleri var. Peki hemen arkasından beklendiği gibi olmasına rağmen fiyat düşüşünde yine Amerikan kurumlarının etkisi var mı? Evet, petrol sektörü değil ama başkalarının katkısı var ve fiyat düştü. Bu fiyat düşüşü Rusya'yı özellikle hedefliyor, geri adım atsın. Rusya'nın rezervlerinde ciddi bir azalma var, %25'e yakın bir oranda. Parası anormal değer kaybediyor. Ruble yani yaklaşık 30-36 bandında uzun süre seyrettikten sonra şu anda 55'e geldi. Bu Rusya'da çift haneli enflasyon demek. Bu Rusya'da içeride istikrarsızlık demek.
tabii ki olağanüstü koşullara doğru hızlı bir geçiş demek. Yani operasyon o zaman tabii ki ekonomik temelleri var ama siyasal. Burada petrol fiyatı ve devamındaki hareketlere baktığın zaman evet, Rusya'daki yönetimi geri adım attırmaya yönelik bir operasyon görünüyor. Çok net. Rusya peki sizce bu tavırı nasıl sergiler? Rusya bu tavrı belli ki bekliyormuş. Çünkü Çin'le yaptığı bir anlaşma var, 400 milyar dolarlık. İki Asya Pasifik Zirvesi'nde yaptığı yeni bir anlaşma var, 30 milyar metreküplük doğal gaz satışı ile ilgili. Bazı şirketlerden Çinlilere hisse satışı yaptı. Belli ki kendi çevresindeki işbirliği alanını korumak ve geliştirmek istiyor. Batı ile her türlü çatışmadan da kaçınmayacak bir izlenim veriyor. Bu hamleyi bekliyormuş. Türkiye ziyareti de ilginç mesajlar içeriyordu. Yani Türkiye ziyaretini bir tek Türkiye ile ilgili bağlantı konu olarak düşünmemek lazım. Özellikle yeni güne yakın projesi. İlginç. 63 milyar metreküp doğalgaz Türkiye üstünden Avrupa'ya gidecekmiş. Daha önceki proje değişilmiş. Hap Bulgaristan'dan Türkiye'ye kaydırılmış, Yunanistan üstünden geçecek. O zaman düşünüyorsunuz, Avrupa'da enerji talebi artacak mı? Durgunluktan çıkamayacaklar görünüyor, pek artmayacak. O zaman ihtiyaç duyulan enerjinin tedarik yolları mı değiştiriliyor? Galiba öyle. Bu durumda da Ukrayna konusunda geri adım atmayacağım sinyali burada var. Artı, İki, pardon, sizin söylediğiniz Doğu Avrupa faktörü burada devreye girmiyor mu? Kesinlikle giriyor. Çünkü Ukrayna ve Doğu Avrupa'dan geçerek Batı Avrupa'ya giden enerji kaynakları var. O zaman yalnız Ukrayna değil, jeopolitik risk alanı Ukrayna'da tüm Doğu Avrupa'ya doğru yayılıyor. Romanya, Polonya'ya kadar o bölge ciddi bir risk alanı ki orada Avrupa Bankacılık Sistemi'nin 3 milyar euroya yakın kredileri var. Oradaki sıkıntılar, oradakilerin fiili iflas durumuna doğru koşmaya başlaması sıkıntı yaratacak. Orada da NATO'ya üye olmak isteyenler var, bu karlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalacaklar. Başta Almanya olmak üzere Avrupalılar, Ruslarla ilişkileri yeniden değerlendirmek zorunda kalacaklar. Ortalık çok ciddi karışıyor. Belli ki Rusya geri adım atmıyor. Türkiye ziyareti ve Putin'in ondan sonraki söylemleri bunu destekliyor. Çatışma riski artıyor. Yani bizi izleyenler şöyle düşünebilir. Amerika kendisi karşısındaki bloklaşmayı çatlatmaya, bölmeye, zayıflatmaya çalışıyor. Bu süreçte de yarattığı belirsizlikle hem de Amerikan sermayesi deniz aşırı risklerinizi azaltın sinyalini farklı bir şekilde yine veriyor. Buna karşı belli ki öngörmüşler. Karşı tarafta hazırlık yapıyor. Aynı türden bir cevap veriyor. Şu anda jeopolitik risk alanı Orta Doğu, Ukrayna devam edecek. Bu Orta Doğu'da yenine gelişmeler olur, soru işareti. Ama Ukrayna konusu kapanmıyor, tam tersine batıya doğru genişleyecek diye bir izlenim alıyorum ben. Eğer bu resti göremezlerse mesela Almanya, o zaman güne yakın tamamen zaman, gündemden de kalkabilir. Almanya eğer bu resti göremez, geri adım atmazsa, yani geri adım nedir? Yaptırımlardan, Amerika ile birlikte yaptıkları yaptırımlardan vazgeçmek, geri adımlar atmak. Bu yolda bir gelişme olursa Putin'in mesajı adresine ulaşmış demektir. O zaman yeni güne yakın projesi sürüncemede kalabilir bir süre. Belki ileride rafa da kalkabilir. İkinci Nabucco skandalı mı olabilir? Hiçbir geri adım olmazsa bu yeni proje daha ciddi hale gelebilir. Şu anda bu durum net değil. Peki Putin'in ziyaretine geleceğim ama bir şeyi sorarak geleceğim. Çünkü geçtiğimiz günlerde yine bu dünyadaki petrol, enflasyonist baskılar, Avrupa Merkez Bankası'nın bir gün öncesiydi olası senaryoları ki çok şaşırtmadı. O yüzden senaryoda çok sapma yok. Artı işte şöyle bir ifade duydum ben televizyonda bir menkul değerlercinin yaptığı bir analizdi bu. İşte Amerika'da eğer çok erken faiz arttırmazsa bu bizim için iyi olabilir. Evet, pazarlarda daralma olur ama bizim için iyi olabilir. Bunu sormak istiyorum. Bu bizim kim? Ya, eğer bir dünyada pazarlar daralacaksa ve bu ülkede üretenler sıkıntıya düşecekse bizim için iyi olabilir dedikleri kim? Çetin, şöyle söyleyeyim. En büyük yalancılar yarışmasında sıralama değişiyor. Mali sektör, sermaye piyasaları, bankacılar birinciliğe adaylıklarını koydular. Yaklaşık 6 aydır gerçeği görmemekte, kendi bilançolarına odaklanmakta, sanki bu dünyada kendilerinden başkası yaşamıyormuş gibi davranmakta ısrarlı görünüyorlar. Şu anda hepsi 31 Aralık bilançolarına odaklanmış. Bunu hedeflediklerini mümkün kılacak hikaye yazma peşinde koşuyorlar. Hı hı. Onları hatırlatmak lazım.
enerji fiyatları 1999'da da çok düşüktü. İki, küresel krizde de çok düşük olmuştu. Yani dünyada ciddi talep daralması olduğu zamanlar biz de sarsılıp komaya giriyoruz neredeyse. Dışarıdan para gelmiyor, çıkıyor, kurlar artıyor, faizler artıyor, bilançolar yıpranıyor. Şu anda onlar işin istedikleri tarafını alıp istemedikleri tarafını fiyatlamıyorlar. İstedikleri taraf ne? Enerji fiyatları düşüyor, bu bizim cari açımızı rahatlatır. Türkiye'ye bakış açısını daha olumlu hale getirir. Yanlış. Enerji fiyatları küresel bir durgunluk yaratıyor. Riskten kaçınma eğilimini tetikliyor. En çok ülke riskli olan bölgelerden ilk önce kaçılacaktır. Peki bir dakika, burada bir şey sormak istiyorum. Dert yeni para gelecek havucunu gösterip içeridekinin kaçmasına olanak sağlamaksa? Şimdi zaten şuna bak. En azından tahvil alıyorlar falan diyorlardı. 7,5'lara kadar gelen referans tahvil faizi var. Bir, yabancı bir miktar almış olabilir. Ama bu talep yatıp satmak için olabilir. Tutup da iyice sığlaşmış piyasada 7,5'dan tahvil alıp 8'den zarar etmek istemez. Yaşadıklarımız göründüğü gibi değil. Gerçeğin görünmesini engellemek için finansçılar sermaye piyasada seferber oluyor. Doğruyu anlatmıyorlar. Bak, mevduat faizleri onun üstünde olacak. Fonlama maliyeti yüksek olacak bankaların. Merkez Bankası piyasayı 9-9,5'la fonlayacak. Bunu bizim bankalarımız bu ortamda 7,5'a faizleri düşürecekler efendim. Buna kargalar gibi de gider. Burada bir bilanço operasyonu var. Gerçeği konuşamıyorlar. Peki, bu önemliydi. Tekrar Putin'in Türkiye ziyaretine gelmek istiyorum. Doğalgaz fiyatlarına geleceğim. Orada aklımda bir soru işareti var. Sizin yorumlamanızı rica edeceğim ama Putin'in Türkiye ziyaretini siyasal olarak da yorumladı. Ekopolitik olarak yorumladığımızda daha doğrusu. İki ana gündem madde vardı. Biri doğalgaz çok öne çıktı. Bir de Suriye. Şimdi belli ki nezaket ölçüsünde karşılıklı atışma oluyor ama artık kapalı kapılar ardında o nezaket korundu mu onu bilmiyorum ama Suriye halen açmazlığını sürdürüyor, Suriye meselesi. Bizimkiler de çok angaje olmuşlar, ellerini bağlıyorlar. Nasıl yorumluyorsunuz bu iki meseledeki tartışmayı? Rusya'nın Suriye konusundaki düşüncesi değişmedi. Türkiye'nin Suriye konusundaki düşüncesi de değişmedi. Uzlaşamayacakları bir konu olduğu için ön toplantılarda bu konu gündeme alınmadı. Ama araya herkes fikrini sıkıştırmış olabilir. İki, sırf bu nedenle Putin Türkiye'ye gelmezlik etmedi. Türkiye'ye gelişinde iki tane ana sebep var. Bir, dünyaya verecek yeni mesajlar. İki, Türkiye'yi yani kendi çıkarları için ne ölçüde kullanabilirin yoklamasını yapmak. Sizce sonuç ne? Hemen net bir sonuç yok. Sonuçlar zamanla şekillenecek. Nasıl zamanla? Bir, dünyaya verilen mesajların alınıp alınmadığı... Demin konuştuğumuz mesele güne yakın. Bu içeriği de etkileyecek. Örneğin, denize düşen yılana sarılır derler ya, biz bu durumda bir ülkeyiz. Bunu Ruslar da biliyor. Bizim sıkıntılarımız da biliyor. Bir verip daha çok istedikleri bir şeyleri almak derdindeler. Biz doğalgazda indirim mi istiyoruz? Verebiliriz. Karşılığında işte onların da talepleri var. Ben Rusların taleplerinin hepsinin kamuoyuna yansıdığını düşünmüyorum. Bir kısmı kapalı kapılar ardında kaldı. Yansıyan ne var? Güney yakın projesi. İşte doğalgazda %6 indirim. Hakkı daha fazla olurdu olmazdı. Hayır, bunlar belki konuşulanların %10'u bile değil. Diğer %90'ını bilmeden de net bir şey söyleyemeyiz ama. Net olan nedir? Dünya olağan dışı bir dönemden geçiyor. Türkiye'nin sıkıntıları giderek artıyor. Ve Rusya bu ortamda geliyor. Hem Türkiye ile ilgili kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ne yapabilir bir yoklama yapıyor. Hem de dünyaya bir takım mesajlar veriyor. Peki o zaman şu doğalgaz indirimi üzerine biraz durmak istiyorum. Yorumlamanızı rica ediyorum. Şimdi doğalgazda %6'lık bir indirime gitti. Bu vatandaşa ne kadar yansıyacak, yansımayacak? Onlar ayrı tartışmak olur. Ben stratejik açıdan bakıyorum. Hatta %15'lere kadar çıkabileceği yine dün ifade edildi. Şimdi yalnız, güzel, tamam. Bence şöyle bir yoruma muhtaç bir ifadesi var. Rus Devlet Ajansı'na yapılmış Putin'in bir açıklaması. Gelmeden önceki açıklamasını hatırlayalım. Ne diyordu? Kendi çıkarlarına bile ters düşerek bizim çıkarlarımıza ters düşenlere ayrıca tartışırız dedi. Mealen söylüyorum. Burada da
%6 indirimi verdikten sonra Putin'in bir ifadesi var. Diyor ki işbirliğimiz, stratejik işbirliğimiz sürdükçe bu indirimler sürebilir. Oo, büyük şey. Ama bana bu Ukrayna'yı anlattı. Çünkü bütün bu yaşananlardan önce Ukrayna'ya çok ciddi indirim vermişlerdi. Çok net. Ukrayna'ya da gelmeyeyim. Gürcistan tarifesini uygulayayım. Gürcistan'da Abazya ve Güney Ossetya bölgeleriyle ilgili problem yaşamışlardı yaklaşık 3-4 yıl önce. O iki bölge Ruslarla iyi geçinen, onlar doğalgazın metreküpünü 269 dolardan kullanmaya başladılar. Onlara karşı olanların tarifesi 400-500 dolar aralığına çekildi. Tarife çok net. Hı hı. Rusların çıkarlarıyla uyumlu yürüyenlerin tarifesiyle uyumsuz yürüyenlerin tarifesi değişiyor. Türkiye'ye de mesaj veriyorlar. Seç birini diyorlar. Yani pardon, işbirliğimiz sürdükçe fiyat indirimi düşebileceğin bir başka anlamı da işbirliği yapmazsanız bu fiyat artar değil mi? Aynen öyle. Kimse bunu konuşmuyor. İkisinden kimse konuşmuyor. Bak tarife o kadar net. Aradaki fiyat farkı dolar bazında %40-50 cinsiyeti. 269 dolar ödüyor metreküpüne bazıları. Güney Ossetya, Abazya. Hı hı. Ama Ruslarla iyi geçinmek için çaba göstermeyenler, hatta karşı taraf olanlar 400-500 dolar ödüyor. Mal yok demiyoruz diyor. Fiyat. Şimdi Türkiye'de indirim %6 mı olur, %15 mi olur? Bilemeyiz. Ama şuna da yanılmayalım. Evet, Türkiye doğalgazı alıyor. Bir formüle dayalı. Belli dönemlerde yeniden değerlendiriliyor. Petrole endeksi olarak. Hı hı. Petrol fiyatı sene başından beri %38-40 oranında değer kaybettiyse, Türkiye'nin aldığı doğalgazın fiyatı formül gereği otomatik düşecektir. Bir, %6'dan bahsediliyor. %15'e kadar da çıkabilir deniyor. Şimdi %15'e kadar çıkabilir. Hiçbir tabir Türkiye çizgisini değiştirmeden %15 alabilir mi? Alabilir ama formül değişebilir belki bundan sonra. Şartları, detayları da çok önemli. Tabii ödeme koşullarına kadar. Enerji fiyatlarının daha düşeceği bir süre öngörüyorsanız, bu sefer kötünün iyisi bir şey verip daha çok şey almaya çalışabilir birileri. Biz detayları bilmiyoruz. Şu anda bekleyip göreceğiz. Bu arada Fitch ilginç bir açıklama yapmış. Güney yakın Türkiye için pozitif diyor. Fitch almış mı mesajı? Güney yakın Türkiye için ben mesaj aldığını çok fazla sanmıyorum. Küresel sonuçları daha önemli olacak bir konuda Türkiye için yararlı demek, bu şöyle bir yorum: petrol fiyatı düşüyor, bize yarar demek gibi bir şey. Tek taraflı değerlendirilmiş. Tek taraflı değerlendirilmiş. Yani galiba şunun çok net altını çizmek lazım. Birileri burada sıkıştı ve çıkış için bahane arıyorlar. Pardon, sıkışmayan birileri var mı? Bizi saymıyoruz zaten. Türk milleti zaten hep sıkışık. Bizi hiç saymıyoruz. Hayır. Amerika sıkışık, Avrupa sıkışık, Rusya çıkışı sıkışık. Küresel koşullar herkesi sıkıştırıyor. Herkesi daha önceki kararlarını gözden geçirmeye, geleceğin koşulları açısından doğruyu yapmaya zorluyor. Yani kağıtlar yeniden karılıyor bir şekilde. Biz ne kadar farkındayız o tartışmalı. Peki, petrol fiyatları düşüyor. Çok güzel. Güzel. Bizim de enerji maliyetlerimiz düşüyor. Süper. Bak, petrol fiyatlarının 60'a demir atması, aşağısına gitmesi yeni bir küresel kriz anlamındadır. Herkesin bunu bir kenara yazması lazım. Öyle Rusya'ya mal satacağız falan hayalleri kurmasınlar 60 doların altına girer. Aynen. Eğer Rusya'ya mal satmak için yatırım yapan kobilerimiz falan varsa bir kere ilk birkaç kez daha düşünsünler. Nitekim ihracat Kasım'da çakıldı. Yani aslında daha önceki aylarda da detaylara, ayrıntılara baktığınızda çakılmalar görüyordunuz. Ama şimdi resmen çakıldı. Burada temel soru şu, onu yorumlamanızı rica edeceğim. Bu geçici mi, kalıcı mı? Bizim için hayati önemde çünkü bu. Aylık farklı rakamlar gelebilir ama ben dünya ticaret hacminde daralma bekliyorum. Böyle küçük daralmalar, ihmal edilebilir türden daralmalar da olmayabilir. Denklemi şöyle kur Çetin. Hı hı. Bir, dünyada gelişmiş ekonomilerin bir ticaret hacminde bir payı var. Bir de gelişmekte olan ekonomilerin. Son 12-13 yıla baktığında bu paylar gelişmekte olan ekonomiler lehine süratle değişmiş. Gelişmişlerin nominal rakam değişmese bile dünya ticaret hacmindeki payları küçürken gelişmekte olanlar bayağı bir ön plana çıkmış.
hesapsız risk almanın da bu süreçte önemli katkısı var. Gelişmekte olanları da ikiye ayır. Her türlü ham maddeyi satın alıp, onu sanayi ürünü haline getirip, bir katma değer ekleyip ihraç edenler. Bir de sanayi üretimi pek yok ama ham maddeyi yüksek fiyatlardan satarak daha refah düzeyini yükseltebilenler. Hı hı. Şimdi bu ikinci grup gelişmekte olan ülkeler içinde, örneğin Rusya, ham madde ihraç ediyor. Refah düzeyi çok farklı yerlere yükseldi. Tabii ki o para karşılığı satın aldıkları mal ve hizmetler de çok değişti. Ülkenin çehresi değişti. Tüketim alışkanlığı. Ve gelişmekte olan ülkelerin geri kalanı, sanayi üretimi yapanlar, özellikle ham madde aldıkları ülkelerle iyi ilişkiler geliştiler. Onlar oranın en büyük pazarları haline geldi. Şimdi bakıyorum, eğer gelişmeyi enerji üreten ülkelerin durumu kötüye giderse, eskisi kadar mal alamazlar. Eskisi kadar mal, eskiden mal aldıkları ülkelerin durumu da kötüye gider bu talepler almasıyla. Bu dönüp batının ödemeler sistemini de vurur. Yani hepimiz aynı gemideyiz. Bu aynı gemide iki güçlü kavga ediyorsa, bu geminin alabora olma riski var. Kimse bunu görmezden gerek farklı hikayeler yazmasın. Belirsizlik iki hafta öncesine göre çok daha yüksek. Akıllı olup aslında kavgayı durdurmak lazım. Kesinlikle. Şimdi talep planı bilmiyorsun bu daralmanın. O zaman riskten kaçınma eğilimi güçlenir. Riskten kaçma eğilimi güçlendikçe dünyada ne yaşanır? Bir, özellikle öncelikle gelişmekte olan ülkenin sermaye piyasaları çakılmaya başlar. Yapay bir şekilde yukarı tutamazlar bir noktadan sonra. Dünyada emtia fiyatları aşağı gider. Şimdi birini girip diğerini görmüyorsun. Biri arkadan gelebilir. Üç, en çok risk alınan yerlerde yerel paralar hesapsız değer kaybedebilir. İç talep daralabilir. Enflasyonist baskılar yükselebilir. Bu endişelerin hepsi var bak. Yerel paralar değer kaybediyor. Emtia fiyatları düşüyor. Sermaye piyasaları ampul gibi farklı bir dünyada yaşıyor. Bu olmaz. Gerçekçi değil. Çünkü belli ki krizi orada frenlemeye çalışıyorsun. Bilançoları koruyarak. Peki koruyamayacağın noktada neler olur? Bir anda kendini krizin ortasında bulursun. Neyse ki tabii G20'nin başına Türkiye geçti de sanıyorum dünya ekonomisi biraz rahatlayacak değil mi? Artık Kaplan Köşkü'nde biz varmışız. Şöyle söyleyeyim Çetin. G20 deyince biraz geçmişe dönmek lazım. Sanırım 1999 yılıydı. İlk defa G20 diye bir kavram ortaya atıldı. IMF, Dünya Bankası, G7'ler ve başka bir takım gelişmekte olan ülkeler alınmış. Bir G20 diye bir şey oluşturulmuş. İlk zirve İstanbul'da yapıldı. Sonbaharda hatırlıyorum. Devlet başkanları geldi. O zaman Rusya'nın devlet başkanı Yeltsin'de, o da gelmişti. Bir takım mesajlar verildi. Sonra bu G20 kavramı unutuldu. Rafa kalktı. Ara sıra toplandılar. Ama dünyanın gidişini, kötüye gidişini düzeltebilecek hiçbir şey yapamadılar. Sonra küresel krizden sonra daha sık toplanmaya başladılar. İlk toplantı Kasım 2008'di. Ama bunun içinde de bir çatışma oldu. BRIC denilen ülkeler işbirliği yaptı. Dediler gündem belirleyelim, yeni dünya düzenini konuşalım. Diğerleri de onların gündem belirlemesini engellemek üzere seferber oldu. Sadece anı konuştu. O günden bugüne geliyoruz. Küresel kriz sonrasında ne düzeldi? Biz şu anda G20'de bir yıllık liderlik yapacakmışız. 2015'te küresel krizin ortaya çıkma ihtimali var. Demek ki bu G20'ler hiçbir şeye maydanoz olamıyor. Kendi içindeki çıkar çatışmalarını bile çözemiyor. Sayın Babacan'ın yalnız bir ifadesi var. Tecrübelerimizi aktaracağız diye. Yani sorun şu. Bu tecrübeler bugüne kadar kime yaradı? Niye dünya hala bunları konuşuyor? Peki en güzel tecrübeyi biliyorsunuz, rakamlarla oynayarak veriyoruz biz. Enflasyon açıklandı. Halen tek hanede. 9 küsürlerde, 9-15'lerde. Bunu biraz konuşalım. Bir takım burada değişiklikler de yapılıyor ama bir de sokağa çıktık. Dedik ki, vatandaşa sorduk. Dedik ki, sizce enflasyon ne? Bir onu izleyelim mi, onun üzerine geçelim. Bakalım vatandaşa göre enflasyon neymiş? Sizce gerçek enflasyon yüzde kaç oranındadır? Gerçek enflasyon herhalde %20'nin veya 30'un üzerindedir. Evet. Neden böyle düşünüyorsunuz? Çünkü her şey gerçeği yansıtmıyor Türkiye'de. Biliyorsunuz yani TÜİK'in açıklamalarında bir takım şeylerde belli veriler alınmıyor. Neler alınıyor? Belli başlı şeyleri koyuyorlar. Hepsini koymuyorlar.
Bunları düşündüğün zaman tabii ki enflasyon düşük çıkıyor. Ama gerçek enflasyon o değil maalesef. Sizce gerçek enflasyon yüzde kaç oranındadır? %20 en az. En az %20. Neden böyle düşünüyorsunuz? Ben piyasada alışveriş yapıyorum. Alışveriş yaptığım için görüyorum. Hayatı yaşayan insan bilmez mi? %10 vardır herhalde. Nasıl yorumluyorsunuz? %10 gibi bir oran söylediniz. Nasıl yorumluyum? Bilmem ki yani. Sizin hayatınızı nasıl etkiliyor olabilir? %10 ciddi bir oran. Benim hayatımı hiç etkilemiyor. Çünkü yoktu zaten yine yok. Değişen bir şey olmadı diyorsunuz. Fark etmez. %1 de olsa aynı. %100 de olsa aynı. Sizce gerçek enflasyon oranı yüzde kaç? Çok pahalı. Hayat çok pahalı. Yüzde kaç bilemem. Bir oran tahmin edemiyor musunuz? Resmi %10'a yakın galiba değil mi? 9.15 oranında. Biz onu 25-30 yapalım. Gerçeği o. Gerçek enflasyon %10, %15 civarında diye düşünüyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu oranı? Yani cebimize girmeyen paradan bahsedelim. Yani onları da bize yansıtıyorlar. Usulsüz verilen vergiler, onlardan yola çıkacak olursak vatandaşın alım gücü zaten yok. Şu andaki oranını bilmiyorum ama gösterildiğinden çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Size ne ifade ediyor? Günlük hayatınızı etkiliyor mu? Etkiliyor. Başkalarını daha çok etkilemesi benim canımı daha çok yakıyor. Çok yokluk var. Sizce gerçek enflasyon oranı yüzde kaç? %20'nin üstünde olduğuna inanıyorum. Özellikle gıda fiyatlarındaki enflasyon %20'den çok fazla. Size ne ifade ediyor? Hayat pahalı, eşittir. Sıfır, sıfır. Cebimde hiçbir şey yok. Geldi gibi gidiyor diyorsunuz. Geldi gibi gidiyor, su gibi akıp gidiyor. Gerçek enflasyon, halktan saklanan enflasyonun %60 civarı diye tahmin ediyorum. Şimdi çok açık. Bir kere 20'ler 30'lar gerçekten pazar enflasyonu. Demek ki millet ne yaşadığının farkında. Birkaç tane arka arkaya hem yorumlamanızı rica edeceğim, soru sorayım enflasyonla ilgili. Bunlardan birincisi, bir asgari ücret tiyatrosu devam ediyor. Halbuki bütçede kaç verileceği söylendi. 3 artı 3 doğal olarak oraya da öyle gelecek. Belki birazcık üstü birazcık altı ama. Emekliye %3 küsürlerde bir zam vermeyi planlıyorlar. Enflasyonun bile altında bunlar. Öte yandan da bir yurttaşımız çok güzel bir şey söyledi. Benim için sıfır dedi. Çünkü hiçbir şey yok ki dedi. Yani %100 onun enflasyonu. Gelir yoksa %100 enflasyonu. Birincisi bu görüşleri değerlendirmenizi rica edeceğim. İkincisi 9.15. Halen iki hanelere çıkmamasının nedenini biraz değerlendirmenizi rica edeceğim. Bir de bütün bu gelişmelerin enflasyon hesaplarına başta olmak üzere hesaplar etkisi ne olur? Biraz arka arka oldu ama genel analizi sizden alalım. Önce 2015 yılı enflasyonuna bir bakalım. Sonra yorumlara değinip sonra da senin sorularına yakınlaşayım. Program başından beri konuşuyoruz. Ortada net bir rakam var. Dolar küresel düzeyde güçlenmeye devam edecek. Diğer ülkelerin paraları dolara karşı değer kaybediyor olacak. Bunun anlamı şu, Türkiye'de daha çok ara mal alıyoruz, ham madde alıyoruz. Bunları dolarla ithal ediyoruz. Dolar dünyada güçlendikçe bu Türkiye'ye ek bir maliyet olarak gelir. Türk lirası da daha değer kaybetmeye devam edecek. Bu yeni küresel koşullarda daha farklı olması mümkün değil. İki, bizim ihraç pazarlarımıza bakıyoruz. Avrupa, euro değer kaybedecek. Avrupa eskisi kadar mal satamayabiliriz. Sipariş iptalleri gelebilir. İki, enerji ihraç eden ülkeler yine ikinci pazarımızdı. Buralar da istikrarsızlaşıyor. Eskisi kadar satamayabiliriz. O zaman satamayacak malı üretecek miyiz? Buradan çıkan bir faktör daha. Mali yüklenli enflasyon. Kapasite kullanımı sanayide düştükçe maliyet yüklenli enflasyon artar. O maliyeti karşılayacak fiyat yoksa da üretilmez. Birim maliyet artıyor çünkü. Evet, birim maliyeti artıyor. Bu tablo diyor ki, biz gelişmekte olan ekonomiler için de, özellikle Türkiye türünde olanlar için enflasyon baskısı ciddiyetini korumaya devam edecek. Yani yılın ilk çeyreğinde baz etkisiyle enflasyonun %7'ye düşer diye sakın sevinmeyin. Orada kalamayabilirsiniz. Çift haneleri görmek zorunda bile kalabilirsiniz. Bu yılın ilk yarısında bile olabilir. Şimdi belli ki bu tablo
enflasyon konusunda belirsizliğin azalmadığı arttığına işaret ediyor. Enflasyonu canavar yapan şey bulunduğu seviye değildir, belirsizliğidir. Çünkü güçlüler bu belirsizliği kendi lehlerine kullanırlar. Güçsüzler kullanamazlar, gelir dağılımı, servet dağılımı iyice bozulur, istikrarsızlık potansiyeli her tarafa yayılır. Sizin bak, üst bastıra bastıra söylüyorum. Güçlüler bu belirsizliği kendi lehlerine kullanmaya kalkarlar. Şimdi buradan alıyorum, senin sonra geliyorum. Asgari ücret. Emekliler. Belli ki iktidar sahipleri bunları güçsüz görüyor. Bu durumu kendi lehine kullanmaya çalışıyor. Bunun tercümesi bu. Yani enflasyon canavarıyla mücadele etmiyor. Canavarı büyütüyor, besliyor. Çünkü enflasyon canavarının amacına ulaşmasına sebep oluyor. Dengeler iyice bozuluyor. İstikrarsızlık potansiyeli giderek artıyor. Marifet aksaraylar dikmek değil, kendi insanına dürüst olmaktır. 3 artı 3. Peki bakıyorum 2015 sonu enflasyonu ne olacak? 6 olacak mı? Olacağına inanan kimler var derseniz, yalancı şahit size finansçıları bulabilirim. İktidar mensubu, bürokratları, siyasileri bulabilirim. Bunlar da %5 etmez. Onlar da inandıklarını söylüyordur herhalde. İşini sadece, kaybetmemek için öyle konuşuyordur. Yani inanmıyordur da inandığını söylüyorlar. Aynen öyle. Şimdi burada bir dram var. Emekliye 3 artı 3, asgari ücretliye 3 artı 3. Enflasyonda korkunç bir sizlik var. Devletin görevi ülkede can mal güvenliğini sağlamaktır. Şeffaflığı ortadan kaldırarak, güçsüze zulmederek can mal güvenliği sağlanamaz. İstikrarsızlık önlenemez. Şimdi yoruma yorum yapan izleyicilerimize, yani onları değerlendirelim. O insanlar şunun farkında. Bu ülkede istatistikler doğruyu söylemiyor. Onların yaşadığı enflasyonla açıklanan enflasyon çok farklı. Her yıl son 10-12 yıl içinde %3-4 satın alma gücünün eridiğini farkındalar. Bu birikmiş %60'lara kadar gelmiş. Yani devlet bunların geleceğinden almış, başka birilerine gelecek dikmiş, ülkedeki dengesizlikleri artırmış, istikrarsız potansiyelini anormal seviyeye sıçratmış. Şu anda Türkiye'de küresel krizden korkuyor. Bu yanlışlar yapılmasaydı bugün bu korkuları bu oranda yaşamıyor olmazdık. Bugün her sıkışan kendi çıkar için bizi kullanmaya kalkmazdı. Orta Doğu'daki jeopolitik veya Karadeniz'deki bataklığın ortasında korkarak beklemek zorunda kalmazdık. Yani ne ekildiyse o biçilecek. Göreceğiz. Geçmiş son 12 yılda istikrar mı ekilmiş? Doğru şeyler mi yapılmış? Önümüzdeki 3-4 yılda bunun faturası bizim önümüze gelecek. Hemen faturasını söyleyeyim. Mesela kredi kartı ve tüketici kredilerinde kısmaya gittiler ya, enflasyon vesaire. Son bir yılda 463 bin kişi işsiz kalmış sırf bu nedenle. Taksit bitti, işsizlik patladı diyor. Şimdi siz geniş kesimleri yoksulluk sınırının altına iterseniz, gelir dağılım bozarsanız istikrar bekleme lüksünüz olmaz. Birileri uzun süre görmez bunu ama fark ettiğinde kimse sizin ülkenize gelip risk almak istemez. O zaman günlük ihtiyaçları karşılamak bile zorlaşır. Biz şu anda Rusya'nın durumunu konuşuyoruz, başkalarının durumunu konuşuyoruz. Biz onlardan iyi sanıyoruz. Hayır, iyi değiliz. Birileri böyle göstermeye çalışıyor ve bu görüntü gerçek değil. Peki bu gösterge bozukluğu sadece enflasyonla sınırlı kalır mı? Hayır, kalmaz. Bırakın, bak Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarını hareket ediyorum. Son 12 ayda alkolsüz içecek ve gıda maddeleri fiyatlarındaki artış %14'ün üstünde. Peki yoksulluk sınırına yakın yaşayan çoğunluğun aylık tüketimleri içinde bunların payı ne? Çok %60'tan yüksek. Aşağı değil. Çok yüksek. O zaman %60 tartıya göre hesaplarsan enflasyon Türkiye'de çift taneli. Sen 3 artı 3 vermeye kalkıyorsun. %4'lük 5'lik bir tokat dağıtmaya kalkıyorsun. Düşene vuruyorsun. Sen ne biçim iktidarsın? Pardon, bugüne kadar da kredi kartlarıyla bu iş fark kapatıldı. Şimdi kredi kartları da kullanamıyor şimdi kimse. Tersten söyleyeyim. Türkiye'yi bir binaya benzetin. Binanın dış görünüşü önemli değildir. Binanın üst katlarındakinin ne kadar muhteşem döşendiği de önemli değildir.
Bu binanın sağlamlığı için en önemli şey taşıyıcı kolonlardır. İşte asgari ücretli, emekli bu binanın taşıyıcı kolonlarıdır. Bu kolonları incelttikçe geleceğini tüketirsin. Binanın çökmesi için çalışmış olursun. Olan da bu mu? Aksaray'la göz boyarsın ama burada kolonları yok ediyorsan işte güçlü milletin böyle şeyi olur dediğin zaman kimse inanmaz. Peki hani bunu aslında konuşmaya değer mi bilmiyorum ama hazır TÜİK rakamları gelmişken bunu da yorumlamanızı rica edeceğim. Şimdi iş gücü maliyet endeksinde hesaplamada revizyona gidiyor TÜİK. Büyümede revizyona gidiyor. Niye revizyona gidiyorsunuz? Mevcutlar ne anlatıyor ki? Neyi kapatıyorlar? O zaman şöyle söyleyeyim. Büyüme hesapları kaba mantık açısından söyleyeyim. Örneğin bakıyorsun tarım. Felaket. Gayri safi milli yurt hasılalık payı %8-9'lara düşmüş. Hizmetler büyümüş, balon gibi şişmiş. %60'ın üstünü zorluyor. Hı hı. En büyük kayıt dışılık burada. Yıllık ne katma değer yarattığını tam bilmiyoruz. Sanayi merdiven altı da var, kayıt dışı da var. Ama en net verileri yine buradan örnekleme yöntemiyle alıyoruz. Oradan geçmişte hesaplanmış kat sayılar kullanarak gayri safi bir yurt cihazı rakamı çıkarıyoruz. Baskı atılmış enflasyon rakamını kullanarak büyüme hesaplıyoruz. Şimdi 6-7 yılda bir de bu kat sayıların değişmesi lazım. Şimdi Türkiye zor bir döneme geldi. Sermaye çıkışını engellemek, risk alma isteği yaratmak için olduğundan iyi göstermek, biraz daha farklı, fazla makyaj yapmak gerekiyor. Hı. Tam bu ortamda TÜİK bu görevi yapmak için metodolojik değişimlere gidiyor. Ben açıklanan rakamlara zaten itibar etmiyordum. Bundan sonra bakmama da gerek kalmayacak. Yani sokakta şöyle bir gözlemle, tahminle daha iyi şey yapmak mümkün TÜİK'te. Sokak röportajı açığa çıkıyor. Kimse itibar etmiyor. Yaşadığını biliyor çünkü herkes. Dünyada risk alma isteği var iken yabancılar itibar ediyordu, pazarlıyordu. Pardon da 2015'te dünyada risk alma isteği olmayacak. Bu makyajla kimseyi etkilemeyecek. Son 5 dakikada da şunu konuşmak istiyorum. Bedelli çok popüler. Bu konuda her türlü görüşü de söyleyebiliriz. Her şeyi söyleyebiliriz. Ama ben başka bir yerden bakmak istiyorum. Bütçe üzerinden bakmak istiyorum. Sadece bedelliği değil üstelik. Şimdi 18 bin lira aslında hani çok düşük bir rakam. Bu paraya ne kadar ihtiyaç olduğunu gösterir mi? Bir. İkincisi bir şey daha yapıldı. Bu bedelli tartışması arasında ıskalandı gitti o. 1 Aralık'a kadar değil mi? Bu torba yasayla birlikte vergi ve prim barışı ile ilgili bir süreç vardı. 1 Aralık'tan sonra da bir ay uzatmaya hacizler olacaktı. Şimdi, ama 1 Aralık, şimdi 1 Temmuz'dan 1 Ağustos'a uzatsanız belki bu kadar şey yapmam ama 1 Aralık'tan 31 Aralık'a kadar uzattığınızda bütçe çıkmış oluyor. Bunu biraz konuşmak istiyorum. Bütçe sanıldığından kötü mü? Aslında temel sorun bu. Şimdi bir, sondan başlayayım. Kabaca 120 milyar küsürlük bir rakamın yapılandırılması söz konusuydu. Bir ay önce açıklanan rakam, başvurular %15'i geçmemiş. Şimdi ihtiyaç karşılayamıyorsun, gelir yaratman lazım. Çünkü durgunlaştıkça gelir azalması olur bütçede. Seçime gidiyorsun, harcama da kısamıyorsun. Bu sefer açık büyüyor. Açık büyüse gizlemeye çalışsan değişik yöntemlerle nakit açığının büyümesini önleyemiyorsun. Nakit açığını da finanse etmek için önümüzdeki yıl bu sene olduğu gibi hazineyi desteklemek adına mevduat faizleri %10'lardayken 7,5 faizleri göremeyebilirsin. Maliye Bakanı da çalışıyor. Yani nedir? Bir yandan oy getirecek bir şey, bir yandan bütçeye yama olacak bir şey. Söylüyorlar bunu fona devireceğiz ama bütçe üstünden devireceklerdir. Bütçeyi de farklı gösterecekler. 18 binden 700 bin kişi başvurursa diyorlar. İşte 12 milyar para yapar. Bütçe açını küçük göstermemize yardım eder. Yine makyajla ilgili bir şey bu. Tersten şöyle söyleyeyim ben sana. Türkiye'de vergilerin %69-70'i harcamalardan alınan vergiler. Türkiye'de talep daralıyor, daralmaya devam edecek. İşsizlik arttıkça bu hızlanacak. Bütçe gelirlerinde hedefin yakalanmasının tam anlamıyla imkansız olduğunu düşünüyorum. %60'ı 70'i bulabilirlerse hedeflerinin başarılı saysınlar kendilerini. Olağan dışı bir yıla gidiyoruz.
Bunun için harcama kısmak lazım. O konuda hiçbir şey yapılmıyor. Aksaray yapıyorlar. Bu arada daha uçağın parasını ödememişiz. O Aksaray'ı yapmayıp da emeklilere asgari ücretliye biraz fazla zam yapsalardı daha iyi olmaz mıydı? Şüphesiz. Şüphesiz. Şimdi vergide sosyal adalet önemlidir Çetin. Şimdi ben bu bedelli askerliğe bakıyorum. Burada bir sosyal adalet var mı diyorum. Zenginler askerlik yapmasın onların çocukları. Diğerleri yapsın. Dönüyorum Osmanlı'ya. Osmanlı'nın son yüzyılına. Osmanlı'da askerlik yapmayanlar var, azınlıklar. Yıllık 27 kuruş kelle veri vergisi ödüyorlar. Askerlik yapmıyorlar. Çocukları bir yerlere gitmiyor, çalışabiliyor. Onlar varlıklarını koruyup geliştirebiliyorlar. Türkler kelle vergisi vermiyor ama askere gidiyor. Gidenlerin çoğu geri dönmüyor. Farkı var mı? Ben sana sorayım. Yok, gözükmüyor. O zaman bu ülkede dengesizlikler artar mı, azalır mı böyle? Ne olacak, rakamlarla oynadı. Ama biz büyük devletiz. Hani süren bitti ama Aksaray'la büyük devlet olmuyormuş. Sayın Cumhurbaşkanı da böyle diyor. Zaman gösterecek. Ekonomist Uğur Cüvek, Sayın Cüvek, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bunların her biri tercümeye muhtaç konular. Ve ne yazık ki şu bir haftada toparladıklarımız aslında. Ve yetişemediğimizde onlarca şey var. Fakat hepsi şurada konuştuklarımız gösteriyor ki anormal bir bilgi çarpıklığıyla karşı karşıyayız. Çok farklı sunuluyor bu haberlerin hepsi. Ve inanılmaz olanı da işte sokağa çıktığınızda vatandaş ne yaşadığını biliyor da ondan sonra dönüp nasıl birbirlerine partizanlık yapıyorlar ben de bunu anlayamıyorum. Sayın Civelek çok teşekkür ediyorum efendim, sağ olun. Evet, ekonomist Uğur Civelek'le Ekopolitik'te sizlerleydik. Gerçekleri dinledik.